Bir bağlantı yapalım. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cenk Yaltırak bizimle birlikte bir telefon bağlantısı yapalım. Hocam merhabalar. Ne diyorsunuz Bursa'daki ard arda 3 dakika arayla meydana gelen bu iki deprem için? Bu şimdi Gemlik Körfezi'ni oluşturan yaklaşık 5-10 kilometre uzunluğunda faylar var. Yani Gemlik Körfezi'nin içindeki çukuru oluşturan faylar. Şimdi haritada baktığımıza göre bunların üzerinde olmuş bir deprem ve onun artçıları gibi gözüküyor. Peki bölgedeki genele baktığımızda, son döneme baktığımızda bu tür orta şiddetli depremler oluyor muydu 5'in altında mesela? Yani zaten Gemlik Körfezi'nin doğasında, yani eğer haritaya uzun erimli bakarsanız, yani sürekli burada depremler oluyor zaten. Yani 2 ile 4 arasında çok sayıda deprem var bu bölgede. Bu da onların devamı niteliğinde. O yüzden siz bunu gayet normal, sürpriz olmayan bir durum olarak karşılıyorsunuz değil mi deprem uzmanları olarak? Yani bu bölgede çalışan biri olarak, yani Gemlik Körfezi'nde araştırma yapmış birisi olarak, bunun sadece Gemlik Körfezi çukurunu sınırlayan faylarda olan bir deprem olduğunu söylüyorum. Ama bu Kuzey Anadolu fayının orta kolunun ikiye bölündüğü bir yerde. Yani bunun bir Gemlik-İznik kolu var. Bir de Gemlik-Bandırma kolu var. Yani parçası var. Bu ikisinin arasındaki sekmede, yani bir yer değiştirmenin olduğu alanda meydana gelmiş bir deprem. Yani izlemek lazım. Şimdi biz Marmara'nın denizinin içindeki depremleri sadece deprem faaliyeti olarak gözlüyoruz. Onun dışında bir gözlem ağı yok. Yani APAT ve Kandilli ne topluyorsa, veri topluyorsa onun üzerinden konuşuyoruz. Ama bizim kendi yaptığımız fay haritalarının üzerinde bu deprem kısa bir fayın üzerine denk geliyor. Peki o sizin araştırmalarınıza göre, o kısa faydan bahsedersek, orası daha önce büyük bir deprem yaratan bir fay mıdır? Yani bu kısa fay daha önce büyük deprem yaratan bir fay değil, sürekli deprem olan bir bölge. Ama bunun doğusunda ki İznik kolunun 1417'de kırıldığına dair bazı tarihsel literatürü var. Batısında ise meşhur Kizikos depremi var, 117. 117'den beri bir deprem olmuş değil. Yani bunun batı tarafında uzun süredir deprem olmayan bir fay parçası var. Hocam peki şimdi 3 dakika arayla iki deprem diyoruz, 5.1 ve 4.5. Hemen kısa bir süreyle 4.5'lik artçı sarsıntıdır herhalde değil mi? Bu hareketlilik bölgede sizce daha ne kadar devam eder? Şimdi vatandaşlar da tabii korkuyla kendilerini dışarı attılar. Buna dair ne söylenebilir? Yani şimdi bunun için söylenecek bir şey, bu körfezin bu büyüklükten daha fazla bu fayın üzerinde. Yani buradaki fayların, körfez içi fayların, yani Mudanya ile işte Kumluca arası ya da işte hemen Gençeli'nin batısı olan alanda ki fayların uzunlukları ve pozisyonları bu büyüklükten daha fazla deprem üretmezler. Ama doğusu ve batısı için herhangi bir şey söyleyecek veri yok. Peki körfez içi fay sizin verdiğiniz bilgiye göre bu büyüklükten daha fazla deprem üretmezler. Bu yüzden de korkuya, paniğe gerek yok diye anlıyorum ben bunu. Doğru mudur? Evet, doğru anlıyorsunuz. Yani peki, bunlar zaten Marmara'da bu tür deprem serileri küçük küçük olur. Yani devamlı oluyor. Yani eğer uzun süre izlerseniz Gemlik Körfezi'nde sürekli deprem olduğunu görebilirsiniz zaten. Peki. Hocam çok teşekkür edeyim. Rica ederim. Profesör Doktor Cenk Yaltırak, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Bölgenin doğası gereği bu tür depremler bölgede sık sık olur şeklinde bir açıklama yaptı. Körfez içindeki faylar bu büyüklükten daha fazla bir büyüklükte deprem üretmez diyor Cenk Yaltırak, ki 5.1 ve ardından 4.5 büyüklüğünde iki deprem oldu. Bölgede zaten Bursa, Gemlik, bu körfezin içinde orta şiddet diyebileceğimiz 3-4-5 büyüklüğünde zaman zaman depremler oluyor. Bunların bir devamı olarak nitelendirdi Profesör Doktor Cenk Yaltırak yaşanan...